%20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu %95'i geçti diyor hocam. Şimdi. Tam bu noktada bir olay demirin bir açıklaması var. TÜİK eski başkanı şöyle bir açıklama yapıyor. TÜİK doğalgaz oyunuyla Temmuz enflasyonunu 10 puan düşük açıkladı. Evet. Mayıs ayında fatura alınmadığı için doğalgaz tüketici fiyat endeksinden çıkarıldı. Haziran ayından itibaren ise 25 metreküp bedava şeklinde fiyatlama yapılıyor. Fiyat değişmedi, aynı kaldı. TÜİK yaşam maliyetiyle enflasyonu karıştırıyor dedi. Doğalgaz oyunu olmasaydı yıllık enflasyon %47,8 değil, tam 10 puan daha yüksek olarak 57,9 olarak açıklanacak diyor. Yani doğalgazı olduğundan daha ucuz göstererek, evet. Gene aslında kalemlerden birinin fiyatıyla ya da oranıyla oynayarak her zamanki yaptıkları alavere dalavereyle enflasyonu... Biraz önce sözüm tam şey yapmadı, ben dedim ya, ülkeden iş ucuz gidiyor. Olgular üzerinden değil, algılar üzerinden. Çok basit bir ülke yani. Şimdi ama, de çok basit. Şimdi ama bu gerçeği... Böyle yapıyorsun, hocam, öyle oluyor. Tamam da bu gerçeği ne kadar saklayabilirsin? Saklıyor. Bu gerçeği ne kadar sürdürülebilir buluyorsun? Böyle muhalefet olursa sonuna bu kadar başka, saklar. Burada haklısın ama, haklısınız hocam ama. Yani muhalefetin çaresiz olması, müdahale edememesi, kuşkusuz sistem değişikliği bir mesele. Fakat kardeşim, muhalefetin müdahale eden yoksun olması, iktidarın efendim bu acımasızlığı sürdürebileceğinin dayanağı mıdır? Ya bu sürdürülemez ki. Yani siz enflasyon oranıyla doğalgazın payını olduğundan %92 daha düşük göstererek enflasyonun yani işte %50'nin altında tespit etmiş oluyorsunuz. Ya kardeşim, bu Ali Cengiz oyunu, bu dalavere yani. Bu piyasadaki yangını söndürmez, bu pazardaki yangını söndürmez. Bu insanların her sabah İşte zam haberiyle uylandığı gerçeğini değiştirmez ki. Sonuçta bu, vatandaş yine taze fasulyenin kilosunu 100 liraya alıyor. Daha da fazla. Yani daha geçen bak. İki gün önce daha pazarda fazla. 100 lira yazıyordu. Daha fazla. Zeytinyağı, daha fasulye. Olabilir. Yani o madde madde kalem kalem saymanın artık Tabii. anlamı yok. Artık anlamı yok. Çünkü gerçekten de geçen Kılıçdaroğlu'nun da isabetli şekilde söylediği üzere ya Türk lirasının şu an Türkiye'deki en büyük banknotla 200 lirayla alınabilen şey 20 simit. Alınabilen şey 20 simit. Çok acı. Yani dolayısıyla bu tablo bütün çıplaklığıyla manzarayı ortaya koyuyor. O banknot ortaya çıktığında 137 dolara tekabül ediyordu. Şimdi o kaç? Banknot ortaya çıktığında. Şimdi 7 ya da 8 dolar civarında bir alım gücüne tekabül ediyor. O para 137'den 7 dolara. 200 lira bugün itibariyle 20 simit alabilecek bir kudrete sahip. Bugün bazı ekonomistlerin de ifade ettiği üzere hani bir zamanlar 6 sıfır atılmıştı ya, o sıfırlardan biri geri geldi deniyor. Belki ikincisi de geri geldi, bilmiyoruz. Çünkü eğer 200 liranın alım gücü bu denli düşmüşse, ki bu düşüşünde daha yani kısa zamanda daha hızlı süreceğini görüyoruz. Dolayısıyla Türk lirasının hızlı şekilde alım gücü düşüyor ve bu tabloyu artık siz böyle TÜİK'in üzerinde baskı kurarak mahkeme, TÜİK'in mahkeme kararlarını kanımaması yönünde onu yönlendirerek doğalgaz fiyatlarıyla oynayarak örtemezsiniz. Hocamın da ifade ettiği üzere bunun çıkış yolu belli. Bunun çıkış yolu devletin, başta devletin süratle tasarrufa gitmesi. Öyle yani öyle sembolik de değil. Efendim karşılama giderleri gibi işte valinin iki çayından birini silelim. Belediye başkanının efendime söyleyeyim çikolatalarından birini silelim gibi bir Ali Cengiz oyunuyla değil, bizzat tepeden Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak, Cumhurbaşkanı uçak filosundan, danışmanlarından, 1117 odasından başlayarak, Beştepe'sinden başlayarak öyle yukarıdan aşağı tasarruf olacak. Danışman kadrolarıyla, araçlarıyla, efendime söyleyeyim saray ve saltanatıyla olacak bu iş. Başka türlü olmaz. Birincisi orası. İkincisi kur korumalı külfetini artık bu toplumun taşıması güç. Bu daha taşınabilir bir şey değil. Çünkü siz dövizi tutamıyorsunuz. Döviz 27 dolar 27 bandına yükseldi. Dolar 27 bandına yükseldi. O yükseldikçe toplumun sırtı bir daha düşüyor. 27'yi de geçti biraz evvel. O yükseldikçe insanlar ezim eziliyor. O külfetin altında paramparça oluyor. Kim ödeyecek bunu ya? Kim ödeyecek bunu? Bunu bu memleketin evladı ödeyecek. Bakıyorsun bu memleketin evladı bir sene öncesine göre 1,5 milyon istihdam kaybetmiş. Ya bu millet işini kaybetmiş. Sigortasını kaybetmiş. Alım gücü düşmüş, parasının değerini kaybetmiş. Kimden vergi toplayacaksın da bu parayı kimden ödeyeceksin? Bu vergi birine toplanacak. Şimdi öte yandan KKM, devletin tasarrufu, ikincisi KKM.
Diğer taraftan kardeşim sen az önce hocamın da değindiği üzere o hazine garantili 5-10-15 yıllığına ödeme şartına bağladığın yatırımlarla ilgili ödemelerde her bir döviz dalgalanmasında bir daha artıyor. Çünkü geçiş garantisini dövize göre vermişsin, liraya göre vermemişsin ki. Hem dövize göre ayarlamışsın, evet, hem hazine garantisi vermişsin. Kim verecek bunu? Kim verecek? Sen. Erdoğan'ın ailesi geçsin dövsün. Kim verecek bunu? Kardeşim böyle bir şey mi olur? Yani sırf Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı her seçim öncesinde bir tane kendisi açısından işte sembolik önemde işte altyapı yatırım ihtiyaç dışı yatırımı bir seçim kampanyasının konusu edecek diye Türk milleti 5-10-15 yıl 20 yıl bu borç külfetinin altında ezilecek öyle mi? Kim verecek parayı? Biz vereceğiz. Şimdi bütün bunlar kamuda ve bürokraside tasarruf olmadıkça, KKM yükü ortadan kaldırılmadıkça, Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası için kullandığı altyapı yatırımların en azından yükü hafifletilmedikçe biz bu borcu ödeyemeyiz kardeşim. Kapımıza veresiye için dayanacaklar. Bak dayanacaklar çünkü bu borç çevrilebilir ve sürdürülebilir değil. Bak burada ne diyor? Boşuna övünüyorsun. Burada ne diyor? Türkiye'de 1000 üzerinde insan çalıştıran işletme sayısı Mayıs 2023 itibariyle 566. Bak 1000 üzerinde işletme çalıştıran. 566. Peki ne diyor? Türkiye ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin %99.7'si küçük ve orta boy işletmeler. Ya bunlar zaten ekonomisini çevirebilmek için, yatırım yapabilmek için krediye muhtaç olan kuruluşlar. Bunlara kredi vereceksin ki yatırım yapabilsin. Enerjiyi de bakımından da muhtaç, yatırım bakımından da muhtaç. Ya kardeşim sen bu işletmelerin hangi yatırımın önünü açabiliyorsun ki bunların ürettiği hizmet aldığı gelir karşılığında vergi alacaksın da bütün bu borcu kapatacaksın. AK Parti külfettir. AK Parti sırtımızda yüktür. AK Parti hele işte özellikle 2000'lerin başından itibaren Türkiye'de hakim bir liberal hava vardı. 1900 yani Özal döneminden başlayıp AK Parti dönemine yansıyan işte devleti toplumun sırtında yük, kene, asalak diye nitelendiren, ne varsa satmak icap eder görüşünü savunan hakim bir görüş vardı. O görüş toplumun bütün kılcal damarlarına kadar sirayet etti. Tarikat ve cemaat desteğini de arkasına alarak bu görüşün karşı çıkılamaz, eleştirilemez bir görüş olduğunu topluma dayattı. Kardeşim devletin yani özelleştirmeye karşı çıkmak sanki ilkellikmiş gibi karşılık verildi. O kadar ki. Ya bunu savunurken katılmadığım bile. Yerler var. Şimdi bunu savunurken bile. Öyle ya. Muhalefete hiçbir şey söylemiyorsun yine. Söyleyeceğim. Bunu savunurken bile. Milletin sırtındaki Hollanda'da, İngiltere'de belediyelere, kamuya ait evlerin bulunduğu gerçeğine bile sırt dönüldü. Dolayısıyla bu talan düzeni, bu yağma düzeni geldi duvara çarptı kardeşim. Artık satacak bir şey de kalmadı. Cumhuriyet'in bütün öz varlıklarını sattınız. Kamu iktisal teşekküllerini Kennedy'ye ilan ederek sattınız. Elinizde bir Çaykur kaldı. Onu da zaten zarara sokuyorsunuz. O da zaten Rizeli'nin kucağında kalmış. Bak anlattım sana. Elde bir şey kalmadı. Neoliberal politikalar. AK Parti'nin uyguladığı neoliberal politikalar halkın sırtında kenedir kardeşim. Halkın sırtında yüktür. Bunu söküp atmak gerekir. Bundan başka bir kurtuluş çaresi de yoktur.